Bir moleküle infrared yani kızıl ötesi ışık tutarsanız, molekülün ışıktaki enerjiyi absorbe etmesi mümkündür. Işığın enerjisi bağın gerilmesine sebep olabilir. Buna gerilme titreşimi adını veriyoruz. Titreşimin aslında başka türleri de var fakat biz şimdilik gerilmeye odaklanacağız. Bir bağın gerilme titreşimi tıpkı yayın salınımına benzer. Yani bağı bir yay olarak düşünebilirsiniz. Burada karbon ve hidrojen arasındaki bağa bir bakalım. Bu bağı bir yay olarak çizelim. İşte yayımız. Bir tarafına karbon koyalım. Diğer tarafında ise hidrojen var. Bağın gerilme titreşimi tıpkı yayın salınımı gibidir. Bir yayın iki yanında kütleler olduğunu düşünün. Buraya enerji verdiğinizde yayı gerebilirsiniz. Karbonu bu tarafa çekebilir veya hidrojeni bu tarafa doğru çekebilirsiniz. Bu bağ bu şekilde gerilir. Yayların aynı zamanda sıkıştırıldığını da biliyoruz. Yay bu yönde sıkışırsa yay salınımı oluşacaktır. Bağın gerilme titreşimini işte bu şekilde modelliyoruz. Bu molekülün infrared spektrumuna bir bakalım. Elimizde bir oktin var. Bu bileşiğin üzerine bir dizi kızılötesi ışığı frekansı tutarsak bazı frekanslar bileşik tarafından absorbe edilecektir. Infrared spektrumuna bakarak hangi frekansların absorbe olduğunu anlayabiliriz. Şimdilik 3000 ve 4000 aralığına bakalım. Dike eksende yüzde cinsinden geçirgenlik var. Biz şimdilik yüzde yüz geçirgenlik olduğunu düşünelim, hemen çizelim. İşte bu ışık frekansını ele alıyoruz ve şurada gördüğümüz gibi geçirgenlik yüzde yüz. Yüzde yüz geçirgenlik, ışığın tamamının örneğimizden geçtiği anlamına gelir. Işığın tamamı örneğimizden geçip gittiyse hiçbir şey absorbe edilmemiş demektir. Yani bu frekans bileşimiz tarafından absorbe edilmedi geçirgenliğin %100'den daha az olduğu bir duruma, örneğin buradaki frekansa bir bakalım. Bu frekans üzerinde görünen sinyale bakarsak %100 geçirgenlik yok. Yani ışığın tümü bileşikten geçmemiş, bir kısmı absorbe olmuş. Yani bu frekans molekül tarafından absorbe edilmiş. Bu enerji bağın gerilmesine sebep olabilir. Ve böylelikle gerilme titreşimi elde ederiz. Aslında bu sinyal bahsettiğimiz bağa karşılık geliyor. Yani bu sinyal işte şuradaki bağın gerilimini gösteriyor. Şimdi dalga sayısına bakalım. Yüzde olarak geçirgenlikten bahsettik. Şimdi ise dalga sayısına değinelim. Tüm bunlara frekans adını vermiştim. Yani ışığın farklı frekansları. Dalga sayısıyla ışık frekansı ve ayrıca ışığın dalga boyu arasında nasıl bir bağlantı var görelim. Dalga sayısının sembolü bu şekilde ve 1 bölü dalga sayısının santimetre cinsinden yazılmış haline eşit. 0,002 santimetrelik bir ışık dalga boyu olduğunu düşünelim. Bu durumda dalga sayısı kaç olurdu? Hesap makinemi çıkarıyorum, evet. 1 bölü 0,002 eşittir 500. Yani burası 500 ediyor. Birim olaraksa 1 bölü santimetre ya da santimetre üzeri eksi 1 olarak yazabiliriz. İşte dalga sayısı. Buradaki dalga sayısına yani 500'e bakacak olursak bunun belirli bir dalga boyundaki ışığa denk geldiğini düşünebiliriz. Bu tabii ki aynı zamanda frekansla bağlantılı. Çünkü dalga boyu ve frekansın birbiriyle ilişkili olduğunu biliyoruz. Burada biraz yer açalım. Dalga boyu ile frekansın çarpımının yani lambda ile nu'nun çarpımının ışık hızına yani C'ye eşit olduğunu biliyoruz. Frekansı yani nu değerini bulmak istediğimi farz edelim frekans ışık hızının lambda'ya yani dalga boyuna bölümüne eşittir. Yani 1 bölü lambda çarpı ışık hızı. 1 bölü lambda az önce gördüğümüz dalga sayısıydı. Yani ışığın frekansının dalga sayısıyla ışığın hızının çarpımına eşit olduğunu söyleyebiliriz. Bunu hesaplayalım. Dalga boyuna 0,002 cm demiştik ve dalga sayısını bulmuştuk. Dalga sayısını buraya koyalım ve sonuca bakalım. Dalga sayısı 500'dü. Birim olaraksa 1 bölü santimetre demiştik. Bunu ışık hızıyla çarpalım. Işık hızını santimetre olarak yazmamız lazım. Bu da yaklaşık olarak 3 çarpı 10 üzeri 10 santimetre bölü saniye eder. Santimetreler birbirini götürür. Hemen hesap makinemizi çıkarıyorum. Dalga sayısının santimetre cinsinden ışık hızıyla çarpıyoruz. Yani 3 çarpı 10 üzeri 10. Sonuçta 1,5 çarpı 10 üzeri 13 çıkıyor. Yani frekans 1,5 çarpı 10 üzeri 13'müş. Birim olaraksa 1 bölü saniye veya hertz kullanabiliriz. Dalga sayısı dalga boyuna karşılık gelir. Buradan da frekansı bulabiliriz. Şimdi şöyle hızlıca yeniden yapalım. Frekans eşittir dalga sayısı çarpı ışık hızı. Dalga sayısı ise frekansın ışık hızına bölümüne eşittir. Yani ışığın frekansı dalga sayısıyla doğru orantılı. Şimdi yukarı çıkıp infrared spektrumuna bakalım. Şurası dalga sayısı, şurası da frekans. Şimdi yaklaşık olarak 1500. dalgadan geçen bir çizgi çizelim. Spektrumumuzu ikiye bölmüş olduk. Sol tarafındaki alan tanımlama bölgesi olarak adlandırılır. Evet, tanımlama bölgesi. Bunun sebebi, bu bölgedeki bir sinyalin belirli bir fonksiyonel grubu tanımlamak için kullanılabilmesidir. Örneğin buradaki sinyale bakalım. Aşağı inersek dalga sayısının yaklaşık 2100 olduğunu görüyoruz. Bu buradaki üçlü bağ karşılık gelir. Bu da bize bir fonksiyonel grubun var olduğunu gösteriyor. Ve molekülün yapısını çözmemize yardımcı oluyor. Kısacası, infrared spektrumunu kullanarak, moleküllerde bulunan farklı fonksiyonel grupları tespit edebiliriz. Bu hattın sağ tarafı da parmak izi bölgesi olarak adlandırılır. Parmak izi bölgesini yorumlamak daha zor çünkü farklı sinyalleri görmek kolay değil. Ancak her bir molekül için parmak izi bölgesi farklı olduğundan infrared spektrumuyla eşleşme yapılabilir. Mesela elimizde bilinmeyen bir molekül varsa parmak izi bölgesine bakabilir ve hangi molekül olduğunu çözebiliriz. Evet, tanımlama ve parmak izi bölgelerini gördük. Parmak izi bölgesine çok değinmeyeceğiz. Daha çok tanımlama bölgesine ve sinyallerin nerede ortaya çıktığına odaklanacağız. Sinyale bakıyorum, aşağı iniyorum ve belirli bir dalga sayısı görüyorum. Sinyalin konumu çok önemli. Burada kullandığım dalga sayısına bakacak olursanız tüm süreci değiştirdiğimi göreceksiniz. Boşluklar farklı. Fakat bunun bir önemi yok. Bu videoya uyması ve işe yaraması için bu hale getirdim. Ayrıca spektrumu elle çizdiğim için mükemmel olmadı. Ama durumu şöyle özetleyebilirim. Buradaki dalga sayısı ölçeğinde gördüğünüz sayıya kafanızı çok yormayın. Daha çok sinyallerin nerede ortaya çıktığına odaklanın. Mesela bu sinyalin konumu yaklaşık 2100. dalgada. Aynı zamanda sinyalin şiddetini ve şeklini de düşünün. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.